Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Evet hepinize ilgilendiren KYK kredi faizleri, maske cezaları, borçlarla alakalı teklif kabul edildi. 2000 TL altındaki icra borçları da sonlandırılıyor arkadaşlar. Gelin detaylarla birlikte bakalım. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi an itibariyle az önce. Teklifle yenilebilir enerjide vergi muafiyeti de 25 kilovayttan 50 kilovayta çıkartılıyor. Ayrıca elektrik piyasası kanunu yarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimi amacıyla sahip oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerinde kurulu gücü azamı 50 kilovata kadar elektrik enerjisi ihtiyacı fazlasını kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden de muaf olacak arkadaşlar. Yeni bir iş kapısı da açılmış gibi görünüyor. Çatıya bir elektrik enerjisi kur. Gelir vergisinden de muaf ol. Gelir vergisinden istisnalar kapsamında işverence iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısmı ile bu maç, bu amaçtan sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilecek. Yurt dışında yapılan inşaat onarı montaj işleri, teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına fiilen yurt dışındaki çalışmalara karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanacak, yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden de istisna tutulacak. Bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilerin iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az 2 yıl elde tutmaları şartıyla vergi usul kanunu değerlendirme ayet hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75'ini yıllık beyannamelerinde konu kazanç ve iratlarından hisselerine itisap edildiği dönemde indirebileceklerine yönelik düzenleme 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı. Yıllık indirim tutarı 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu hüküm 1 Ocak 2023 tarihinde itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayın tarihinde yürürlüğe girecek. Öğrenim kredisi borçları siliniyor arkadaşlar. YÖK yapılan değişiklikle öğrenim kredisi alanlar borçlarını aldıkları miktar kadar ödeyecek. Faizsiz ödeyeceksiniz yani arkadaşlar. Direkt ne kadar borcunuz varsa direkt onu ödeyeceksiniz. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler 2 yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda borçlunun çalışmadığının SGK'dan teyit edilmesi halinde ilk yıl herhangi bir ilave olmadan sonraki yıllarda ise her yıl için Verilen miktara %10 eklenecek, kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda tüfenin %10'dan az olması halinde tüfe uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla 3 defa yapılabilecek. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek. Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek. Katkı kredisi borçları ödemelerinde bu esaslar uygulanacak. Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklara ilişkin yapılacak tahsilatlar takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na aktarılacak. Öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya %90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastane sağlık kurulu raporunda temin edenlerin kalan borçları telkin edilecek. Yani iptal edilecek arkadaşlar. Kredi alan veya kredi borcunu ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere öğrenim katkı kredisi olarak verilen tutarlar endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları iptal edilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisinde endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak. Yersiz yapılan muhtaç ve evde bakım yardım ödemeleri geri alınmayacak. 65 yaşını doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanunda yapılan değişiklikle gerçeğe uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç bu kanun kapsamında kişilere ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek arkadaşlar. İlgililer hakkında herhangi bir adli idari icra takipat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce İdare tarafından yapılan tahsil tahsilatlar ilgilerine iade edilmeyecek. Tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrenciler ile Diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerin intern eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinin 12 ayı geçmemek üzere devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, bakıp üniversitelerinde ise 4702 gösterge rakamının memur aylık kas sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda aylık ücret ödenecek. Bu ödemeden herhangi bir vergi kesilmeyecek. Vakıf üniversitelerinde bu tutarın üzerinde ödeme yapmaya yapılacak ödemenin tutarını belirleme mütevelli heyeti yetkili olacak. Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz giriş günübirlik tesisler, münasıran, bakanlık, döner sermaye İşletmesi, merkez müdürlüğü veya İştiraki şirketler tarafından işletilebilecek, üçüncü kişilere devredilemeyecek ve işlettirilemeyecek. Sosyal Güvenlik Hizmet Kanunu'na eklenen geçici maddeyle gerçeğe uygun olmayan belge sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç fazla yersiz ödenen ve geri alınması gereken evde bakım yardım ödemeleriyle bunlardan doğan faizler terkin olunacak. Yürürlük tarihinden önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak Hakkı doğmayacak ve yapılmış olan tahsilatlar iade edilmeyecek. Kısa çalışma ilişkin düz işlemlere düzenleme. İşsizlik sigortası kanunda yapılan düzenleme ile COVID-19 sebebiyle işverenlerin, işverenlerin, yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesi ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek. Bu kapsamda COVID-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene uygulanan idari para cezalarından bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek yani iptal edilecek. Tahsil edilenlere iade ve mahsup edilmeyecek. Bu alacaklara ilişkin başlatılmış takip tahsil işlemlerine devam edilmeyecek. Yargı meclislerine intikal etmiş olan dosyalarda kurum ve bakanlık aleyhine yargılama giderlerine hükmedilmeyecek. Kısa çalışmada uygulanan dönemlerde işveren tarafından işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri bu madde kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması ve kovuşturması sonucu kovuşturma yer olmadığına dair karar ve beraat kararı verilenler hakkında bu madde uyarınca terkin hükümleri uygulanacak. Gümrük kanununda yapılan düzenleme ile geçici ithalat rejim kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye gümrük belgesine getiren hak sahipleri tarafından gümrük iradesine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkarılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak. Yapılan bu değişiklikle taşıtın marka model yaşına göre değişmekle birlikte orantısız şekilde yüksek olduğu değerlendirilen cezalarda indirime gidilecek arkadaşlar. Başka var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Sosyal güvenlik kurumunun taşınmazları ile elektronik ortamda satışı da dahil olmak üzere her türlü satış ve değer işlemleri yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar kurumlarca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek diyor Başka bizleri ilgilendiren bir kısım var mı ona bakıyorum arkadaşlar. Kur korumalı mevzuat da 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. Başka var mı? Karşılıksız çek çek ve protesto edilmiş borçlar. Karşılıksız çekim protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları arkadaşlar. Borçların ödenmesi geciken kısmının 1 Haziran 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak kredi borçları olanlar, kredi kartı borçları olanlara duyurulur. Başka var mı bakıyorum bizleri ilgilendiren arkadaşlar. Turizm payı da var. Turizm payı eğlence yerlerinde otellerden alacak. Binde yedi buçuk, binde beşe indiriliyor arkadaşlar. Şans oyunlarına bakalım. İllegal şans oyunlarının arkadaşlar cezalar geliyor. Takip tutarı 2000 lira ve altına düşen alacaklara da arkadaşlar tasfiye ediliyor. Bilginiz olsun. 2000 liraya kadar icra borcunuz devlet tarafından karşılanacak arkadaşlar. GSM operatörleri de buna dahil gördüğüm kadarıyla. Evet durum bu şekilde arkadaşlar.